1948. Filistinliler için Nekbe, yani büyük felaket yılı. Yüz binlerce insan yurtlarından sürüldü. ...1948 İsrailliler içinse devletlerinin kuruluş yılıdır. Filistinli bir film yapımcısı olarak bu belgesel serisi benim için günümüzü şekillendiren geçmişteki olayları anlamanın bir yoluydu. Hikayemiz 1799 yılında burada, Osmanlı egemenliği altındaki Filistin'de, Akka şehrinin surlarının hemen dışında başladı. Napolyon Bonaparte'ın komutanlığını yaptığı Fransız ordusu, Osmanlıları yenmek ve bölgeyi fethetmek için şehri kuşattı. Müttefik arayışı içinde olan Napolyon, Filistin'de Fransız himayesinde bir Yahudi ülkesi kurmayı vaat ediyordu. Yahudileri kendi tabiriyle zalimlere karşı ayaklanmaya çağırdı. Napolyon'un talebi geniş yankı uyandırdı ama yenilmesine engel olamadı. Bugün Akka'da Napolyon'dan geriye kalan tek şey, şehre bakan bir tepeye dikilmiş olan heykeldir. Buna karşın Napolyon'un koloni olarak himaye edilen bir Yahudi ülkesi kurma projesinden vazgeçilmedi. Plan 40 yıl sonra İngilizler tarafından bu kez Mısır valisi Muhammed Ali'nin yükselişinin önünü kesmek için devreye sokuldu. İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Palmerston 1840 yılında İstanbul'daki büyükelçisine bir mektup yazdı. Bu mektupta büyükelçiden sultanı Filistin'in Yahudi göçüne açılması için ikna etmesi isteniyordu. Osmanlı himayesindeki Filistin'de o dönemde yaşayan Yahudilerin toplam sayısının 3000'i geçmediği tahmin ediliyor. Bazı varlıklı insanların yardımıyla Filistin'deki Yahudilerin sayısı yıllar içerisinde artış gösterdi. Bu zenginlerden biri Fransız aristokrat Baron Edmund de Rothschild'di. 1880'lerden itibaren Filistin'i ziyaret etmeye başladı ve Yahudi toplumunun en büyük destekçilerinden biri haline geldi. Yahudilere ait 30 yerleşim merkezinin kurulması için 14 milyon Fransız frankından fazla para harcadı. Bunların içinde en önemlisi 1882'de kurulan Rishon-le-Zion'du. Baron Rothschild'in mezarı İsrail'in kuzeyinde bulunan bir mozolenin içinde. Okul çağındaki İsrailliler buraya sıklıkla geliyor. Yüzyıldan uzun bir zaman önce Filistin'deki Yahudi yerleşimcilerine yardımcı olan bu zengin iş adamı hakkında bilgi ediniyorlar. Siyonizm terimi ilk olarak 1885'te Avusturyalı yazar Nathan Birnbaum tarafından kullanıldı. Kudüs'ün Tevrat'ta geçen isimlerinden biri olan Siyon'dan türetilmişti. Sonra bu fikir Filistin'de bir Yahudi devleti kurma idealine dönüştü. Fakat tüm Yahudilerden destek bulmadı. Osmanlı döneminde ülkede yaşayan Yahudiler vardı tabii. Ama Siyonist değildiler. Buranın yerel halkıydılar. 19. yüzyılda Avrupa'dan, özellikle Doğu Avrupa'dan gelenler yeni bir Yahudilik anlayışı oluşturmak istiyordu. Macaristanlı gazeteci Theodor Herz 1896'da Yahudi Devleti adında bir kitap yazdı. Bu kitap Siyonizmin en önemli metinlerinden biri kabul ediliyor.
Pers gelecekte 20. yüzyılda bağımsız bir Yahudi devletinin kurulmasını öngörüyordu. Meslektaşı Max Nordau, bu devletin kurulması için araştırma yapmak üzere Kudüs'e iki haham gönderdi. Hazırlanan raporun son cümleleri şöyleydi. Gelin çok güzel ama başkasıyla evli. Hahamlar Filistin'in bu topraklara kök salmış olan Filistin halkı ile evli olduğunu anlamıştı. Pers, 1897 yılında Birnbaum ve Nordau ile birlikte İsviçre'nin Basel kentinde 1. Siyonist Kongre'yi düzenledi. Kongrede Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulması için izlenecek program kararlaştırıldı. Herz açıktan lobi faaliyetleri yürütüyordu. Bu oluşumu korumaları için güçlü Avrupa devletlerini ikna etmeye çalışıyordu. Herz'in Siyonist devletin babası olduğu muhakkak ama Siyonizm ideolojisini yaratan o değildi. Herz, ülkeleri bir araya getirmek için bir konferans düzenlemedi. Aralarındaki rekabetten faydalandı. Her ülkeye bir Yahudi devletinin kurulmasına destek vermeleri halinde rakiplerinden daha kazançlı çıkacaklarını söyledi. 1907 yılında İngiliz hükümeti, Osmanlı hakimiyetindeki Müslüman Arap nüfusuna yönelik stratejiler geliştirmek üzere bir komite oluşturdu. İngiltere Başbakanı Henry Campbell Bannerman'a 1907 yılında sunulan raporda, Filistin'de bir tampon devlet kurulması tavsiye ediliyordu. Rapor, bu devletin komşularına karşı saldırgan, Avrupa'ya karşı ise dostane olmasını öngörüyordu. Amaç, bölgeyi parçalayıp İngilizlerin bölgedeki hakimiyetini sürdürmesini sağlamaktı. İngiliz Siyonistlerinin liderliğini eline alan Haim Weizmann adlı kimyager, Filistin'e ilk ziyaretini 1907 yılında yaptı. Filistin topraklarında inşaat yapmak için Yafa'da bir şirket kurdu. Bu, Siyonistlerin Yahudi devleti hayalini gerçekleştirmenin en pratik yöntemiydi. Girişim, Baron de Rothschild tarafından da destekleniyordu. 3 yıl içinde büyük bir anlaşma yapıldı. Filistin'den toprak almak için hazırlıklara başlayan Yahudi Milli Fonu, Kuzey Filistin'deki Mark bin Amir bölgesinden 10 bin dönümlük arazi satın aldı. Arazinin Yahudi Milli Fonu'na satışı, bölgedeki binlerce Filistinli çiftçi için çok kötü sonuçlar doğurdu. Mac bin Amir'deki 60 bin Filistinli bölgeyi terk etmeye zorlandı. Büyük felakette kastedilen Filistin halkının bu topraklardan sürülmesi ve vatanlarının işgal edilmesi ise bu olay 1948'den onlarca yıl önce başladı. Bu bildiğimiz Avrupa koloniciliğine kıyasla çok daha sert bir kolonicilik anlayışıydı. Amaç sadece yerel halkı sömürmek değildi. Onları topraklarından atmaktı. Çiftçilerin sürülmesi iki amacın gerçekleşmesi anlamına geliyordu. Birincisi toprakları ele geçirip Yahudileştirmek, ikincisi ise Arap çiftçilerin yerine Doğu Avrupa'dan veya gerektiğinde Yemen'den Yahudi getirmek. Sayısı artan Yahudi yerleşimlerini korumak için Haşomer adında bir Yahudi milis gücü oluşturuldu. Yahudiler, İbranice'nin Osmanlı Devleti tarafından resmi dil olarak kabul edilmesi için gösteriler yapmaya başladı. Araplar ve Filistinliler, Siyonizm kavramından ilk günden beri haberdardı. Kolonileşme için sermaye arayan dünya Yahudileri için bir ülke yaratmak maksadıyla dini kullanmaktan çekinmeyen ırkçı bir hareket olduğu biliniyordu. Bu ideoloji, Siyonistlere bir kimlik ve politik bir gelecek sağlıyordu. Necip Azuri ve Necip Nassar'ın eserleri her şeyi açıkça anlatıyor. Necip Nassar adında Filistinli bir eczacı, 1908'de Karmel adında bir gazete çıkarmaya başladı. Siyonizmin, Filistinlileri topraklarından etmeyi amaçlayan bir hareket olduğu yönünde uyarılarda bulundu.
Yahudi devleti, Arapların böğrüne saplanan zehirli bir hançerdir diye yazdı. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın çıkması, Orta Doğu'nun yeniden şekillendirilmesi için zemin hazırladı. İngilizler savaş esnasında Filistin'in Süveyş kanalına yakın arazilerini ele geçirmeye çalıştı. Çünkü İngilizlerin Mısır'da da birlikleri vardı. Siyonist oluşumu koloni düzeninin stratejik bir ortağı olarak görüyorlardı. ...1915 yılında İngiliz kabinesine Filistin'in geleceği başlığını taşıyan gizli bir rapor sunuldu. Raporu, kendini Filistin'i Yahudilerin ülkesi haline getirmeye adamış İngiliz bir politikacı olan Herbert Samuel kaleme almıştı. Samuel raporda, Filistin'de doğrudan egemen bir Yahudi devleti kurulması için zamanlamanın yanlış olduğu fikrini savundu. Filistin'in önce İngiliz İmparatorluğu'na dahil edilmesini tavsiye etti. Bunun, Siyonizm hareketinin destekçileri arasında en çok kabul gören fikir olduğunu ilave etti. Samuel, İngiliz himayesinde zamanla bölgeye daha fazla Yahudinin yerleştirilmesini istiyordu. Böylece Yahudiler, Muhammedi Arap ırkı diye tasvir ettiği halka karşı sayısal çoğunluğu ele geçirecekti. Samuel'ın tavsiyeleri, İngiliz politikacı Sir Mark Sykes ve Fransız diplomat François-Georges Picot tarafından kaleme alınan gizli İngiliz-Fransız anlaşmasında yer buldu. Sykes-Picot anlaşması, bir Yahudi devletinin kurulmasının önünü açtı. Başbakan David Lloyd George başkanlığında toplanan İngiliz kabinesi, 1917'de Filistin'de bir Yahudi vatanı kurulması için karar aldı. Karar, İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur Balfour'un etkin İngiliz Siyonist Walter Rothschild'e yazdığı mektupla taahhüt edildi. Balfour kan yumathil al-hukuma al-Britaniye. Wala ma kataba risalatu ila Balfour İngiliz hükümetini temsil ediyordu. Rothschild'e yazdığı mektupta İngiliz hükümeti adına konuşuyordu. Lord Rothschild, İngiliz hükümetini Filistin'deki Yahudiler için harekete geçirmek üzere lobici rolünü üstlenmişti. Bütün bunların arkasında da Dünya Siyonist Örgütü'nün başındaki Haim Weizmann vardı. Weizmann kararın yazılmasında rol oynadı. Evet. İngiltere'nin Araplara ait olan toprakları bir başkasına söz vermeye ne ahlaki, ne politik, ne de yasal hakkı vardı. Yani Balfour Deklarasyonu hem ahlak hem de yasa dışıydı. Balfour'un kararından bir hafta sonra Londra'da deklarasyonu kutlamak için bir toplantı düzenlendi. Konuşmacılar arasında Lord Rothschild, Herbert Samuel, Mark Sykes ve Haim Weizmann vardı. Birkaç gün sonra 11 Aralık 1917'de General Edmund Allenby komutasındaki İngiliz ordusu Kudüs'ü ele geçirdi. Allenby ile birlikte İngiliz himayesinde şehre girenlerin arasında bir de Yahudi askeri birliği vardı. Bu birliğin mensuplarından biri olan David Ben-Gurion, daha sonra İsrail'in ilk başbakanı olacaktı. Siyonizmin gelecekteki liderlerinden Zaev Yobatinsky ve Isaac Rabin'in babası olan Nehemiah Rabin de birliğin askerleri arasındaydı. General Allenby, bir ay sonra Haim Weizmann'ı Kudüs'te ağırladı. O dönem Filistin'de 50 bin civarında Yahudi vardı. Bu da yarım milyon Arap'tan oluşan nüfusun onda biri anlamına geliyordu. Birinci Dünya Savaşı 1918'de sona erdi ve Paris'te yapılacak barış görüşmeleri için hazırlıklar başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson, Osmanlı İmparatorluğu'nun Türklere ait olmayan bölgeleri hakkında bir araştırma başlattı. Araştırma komisyonunun başında
akademisyen Dr. Henry King ve politikacı Charles Crane vardı. Crane-King raporu yayınlandıktan sonra politik çevrelerde bomba etkisi yarattı. Rapora göre Filistin nüfusunun Yahudi olmayan kesimi, yani yaklaşık %90'ı, Siyonizm programına şiddetle karşı çıkıyordu. Raporda bir de uyarı vardı. Filistin ve Suriye'deki Siyonizm karşıtlığı çok güçlüydü ve kesinlikle hafife alınmaması gerekiyordu. Raporda Siyonizm programının uygulanması için gereken askeri gücün en az 50 bin kişi olduğunu söyleyen İngiliz subaylarının konuşmalarına da yer veriliyordu. Raporu yazanlar, bütün bu kanıtların Siyonizm programının altında adaletsizlik duygusunun yattığı hükmüne vardı. Sonuç bölümü ise şu şekildeydi. Yahudi göçü kesinlikle sınırlandırılmalı ve Filistin'i Yahudilere ait bir İngiliz kolonisi haline dönüştürme fikrinden vazgeçilmelidir. Ancak King Crane raporu kulak arkası edildi. 1919'daki Paris Barış Konferansı'nda İngiltere'yi Başbakan David Lloyd George ve Arthur Balfour temsil ediyordu. Siyonizm örgütü de Chaim Weizmann başkanlığında bir delegasyonla görüşmelere katıldı. Delegasyon şu anda izlemekte olduğunuz haritayı göstererek Yahudi devletinin bu topraklarda kurulmasını talep etti. Haritada hem Filistin hem Ürdün Nehri'nin doğu kıyısı hem de bugün Güney Lübnan ve Suriye sınırları içerisinde kalan bölgeler vardı. Görüşmeler devam ederken Arap delegasyonunun lideri Şerif Hüseyin'in oğlu Prens Faysal, Siyonizm delegasyonunun lideriyle Faysal-Weizmann Anlaşması olarak anılan metni imzaladı. Anlaşmaya göre Faysal, Arap ülkelerinin Orta Doğu'da daha geniş topraklara yayılmasını isterken Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmasına da onay veriyordu. Anlaşmaya Arabistanlı Lawrence adıyla da bilinen Yerbay Thomas Edward Lawrence arabuluculuk etmişti. Metni imzalayan Faysal kendi el yazısıyla anlaşmanın sadece Arapların bağımsızlıklarını kazanmaları halinde geçerli olacağını ekledi. Siyonizm hareketi 1919'dan sonra sadece dış politikaya odaklanmanın yeterli olmadığını anladı. Londra ile iyi ilişkilerimiz, New York, Washington, Berlin, Paris gibi şehirlerde de temsilcilerimiz vardı. Fakat yerel halkı daha çok ciddiye almak, onlarla anlaşmak veya dediklerini dinlemek zorundaydık. Siyonizm hareketi 1919'da burada bir istihbarat merkezi kurdu. 1919'da mı? Evet, Araplarla pek çok yönden iyi ilişkilerimiz vardı. 1884 veya 1886'da buraya gelen Yahudilerden doğan bir nesil vardı ve burada dünyaya gelmişlerdi. Arapça konuşuyorlardı, ata biniyorlardı ve Arap arkadaşları vardı. Genellikle politika alanında istihbarat toplamaya ve Arapların nabzını tutmaya başladılar. Araplar Siyonizm programını nasıl karşılıyorlardı? Boş arazi nereden bulunacaktı? Yahudilere toprak satmak isteyen kimler vardı? Yahudilere saldırı planlanması durumunda Yahudi dostlarına ihbarda bulunabilecek kimler vardı? Bir Yahudi yerleşimine saldırı düzenleneceğini kim önceden ihbar edebilirdi? İngiltere 1920 yılında Filistin'e ilk üst düzey temsilcisini atadı. Londra'nın bu görev için Herbert Samuel'ı seçmesi tartışmalara sebep oldu. Samuel, Siyonizmin güçlü bir destekçisiydi. Filistin'e Yahudi göçünün teşvik edilmesini ve Filistin'in bir Yahudi ülkesine dönüştürülmesini savunduğu biliniyordu. Milletler Cemiyeti 1922 yılında İngiltere'nin Filistin'deki egemenliğini resmiyete döktü. Milletler Cemiyeti'nin onayladığı İngiliz mandası belgesinin ikinci maddesinde şöyle deniyordu. İngiliz mandası, Yahudilere ait bir ülkenin kurulması için gereken politik, idari ve ekonomik koşulları yerine getirecektir. İngiltere temsilcisi Herbert Samuel, İbranice'yi Arapça ve İngilizce ile birlikte Filistin'in resmi dillerinden biri olarak ilan etti. Resmi evrakta Filistin kelimesinin İbranicesine E ve Y harfleri eklendi.
Bu, İsrail ülkesi anlamına gelen Eres Yisrael'in kısaltmasıydı. Herbert Samuel, İsrail'in İngiliz mandası altında yasal olarak yaratılmasının sorumlusudur. Arap topraklarının Yahudilerin eline geçmesini ve Yahudi eğitim sisteminin Filistin devletinden bağımsız olmasını sağlayan kararlar gibi en az 100 yasa çıkarmıştır. Yahudiler ayrıca kendi enerji bakanlıklarının temellerini atmış, kendi elektrik santrallerini kurmuş, kendi imar ve su kurumlarını oluşturmuşlardır. İngilizlerin aldığı kararların en önemlisi ise Yahudilerin kendi ordularını kurmalarına izin vermeleri olmuştur. İngiltere, göç için gereken ortamı sağladı. İngilizler olmasaydı, kimse göç etmeyecekti. İlk aşamalarda en çok zorlandıkları nokta, Yahudilerin Filistin'e gelmesini sağlamak ve toprak ele geçirmekti. İngiliz hükümetinin desteği olmasaydı, bunların hiçbirini yapamazlardı. İngiliz mandası kıyıda köşede kalmış veya devlete ait olan arazilerin hepsini aldı ve yerleşim bölgelerinin inşasına bir an önce başlamaları için Siyonizm hareketine verdi. İngiliz yetkililer kibbutz'u inşa etmeleri için bu toprakları Yahudilere verdi. Biz bunları gördük. Benim neslim gördü ama doğru yorumlayamadı. Filistinliler İngiliz mandası yönetiminin ve İngiliz askerlerinin Yahudilerle işbirliği yaptığını düşünüyordu. Arazilerinden sürülen Filistinli çiftçilerin sayısı giderek artıyordu. Bunlar yeni oluşturulan devrimci gruplara katılıyordu. Filistinliler 1921'de Yahudi göçüne karşı büyük gösteriler düzenledi. O dönemde Filistin'in yönetimi tek bir aileye aitti ve babadan oğula geçiyordu. Kudüs baş müftüsü Emin Hüseyin'i bu mevkiye 25 yaşında abiyi öldükten sonra gelmişti. Abine de babasından kalmıştı. Filistin yönetimi sorunu tartışmak üzere Londra'ya birbiri ardına delegasyonlar gönderdi. Filistin Ulusal Hareketi Siyonizme karşı saldırganken İngilizlerle dostane ilişkiler içerisinde olmaya çalışıyordu. Böyle bir şey mümkün değildi. Filistinlilerin arasından seçilmiş sınırlı sayıda elit bir anda emperyal elitlerle karşı karşıya geldi. Ve bu elitler Yahudilerden oluşuyordu. O dönemde Hristiyan Müslüman Komitesi veya İslam Üst Konseyi ne zaman toplansa, neler tartışıldığını anlatan, konuşmacılar hakkında düşman olarak görülenler veya satın alınabilecekler gibi tanımlamalar içeren bir rapor, birkaç saat içerisinde Yahudilere iletiliyordu. Bu raporlar hala Siyonistlerin arşivlerinde duruyor. İngiliz hükümeti tarafından 1925 yılında Milletler Cemiyeti'ne sunulan rapor, Filistin topraklarında meydana gelen değişiklikleri detaylandırıyordu. Belge, bölgeye göç eden 33 binden fazla Yahudinin Filistin uyruğuna geçirildiğini söylüyordu. Sayı bir yıl öncesine kıyasla 3 kat artmıştı. Rapora göre 13 yeni yerleşim birimi inşa edilmişti. David Ben Gurion yönetiminde Histadrut adlı bir Yahudi işçi sendikası kurulmuştu. Yahudi şehri Tel Aviv'in belediyesine de özellik tanınmıştı. Buna ek olarak İbrani Üniversitesi de 1925 yılında İngiltere Yüksek Temsilcisi Herbert Samuel, İngiltere Dışişleri Eski Bakanı Albert Balfour ve Siyonizm Örgütü Başkanı Haim Weizmann'ın katıldığı bir törenle resmi olarak açıldı. Balfour, Weizmann'ın talebi üzerine bir dizi Yahudi yerleşim birimini de ziyaret etti. Kudüs'te Samuel ve Allenby ile bir araya geldi. Bu iki adam, kendisinin 8 yıl önce kaleme aldığı meşhur Balfour Deklarasyonu'nun hayata geçmesine yardımcı olmuştu.
Filistinliler Balfour'un ziyaretine karşı protesto gösterileri düzenledi. Balfour'un uygulamaya koyduğu politikalara karşı olduklarını göstermek için siyah bayraklar çektiler. Filistinliler karamsardı. Siyonistler içinse tam tersi geçerliydi. Bu meşhur bir fotoğraf. Üç peçe giymiş El Halilli bir kadının yanında, tek peçe takmış bir kadın ve Milli Hristiyan Hareketi'nden peçesiz başka bir kadın var. İtirazlarını dile getirmek için İngiltere Yüksek Temsilcisi'nin evine birlikte giriyorlar. Siyonizm hareketi aktif olarak propaganda yapıyordu. Fransızca hazırlanmış 1925 tarihli bu film, Siyonistlerin Filistin'de ele geçirdiklerini iddia ettikleri yerleri harita üzerinde gösteriyor. Film, Siyonistlerin 25 yıl içerisinde ele geçirmeyi planladıkları yerleri de gözler önüne seriyor. Aktif Siyonist gruplar, 1929 yılında Kudüs'ün Filistinliler tarafından Burak adıyla bilinen Ağlama Duvarı'nda bir toplantı düzenledi. Bu olay, liderliğini Filistinli bir çiftçi olan Ferhan Saadi'nin yaptığı Burak Ayaklanması adıyla bilinen şiddetli gösterilerin fitilini ateşledi. Hem Araplardan hem de Yahudilerden toplamda 100 kişi hayatını kaybetti. Filistin'e atanan yeni İngiltere Yüksek Temsilcisi Sir John Chancellor, sert ifadeler içeren bir bildiri yayınlayarak isyana katılanların ağır bir biçimde cezalandırılmasını istedi. Ayaklanmaya katılmakla suçlanan 3 Filistinli tutuklandı. Bunlar Safat köyünden Fuat Hasan Hicazi, El Halil'den Ata Ahmet Zeyr ve resmini bulamadığımız Muhammed Halil Camcum'du. 3 Filistinli burada Akka hapishanesinde tutuluyordu. İngilizler üçünü de idam cezasına çarptırdı. Arap delegasyonları cezaların hafifletilmesini talep etti. Ancak İngiliz yetkililer 17 Haziran 1930'da üçünü de idam etti. Bu üç kişinin naaşı Akka'daki bir mezarlıkta bulunuyor. İdam edilmeden önce açıkladıkları son yazılı ifadelerinde yazanlarsa şöyleydi. Hayatımız sona ererken Arap liderlerine ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara sesleniyoruz. Kafirlere güvenmeyin. Arap davası için yaşadık, Arap davası için ölüyoruz. Kolonicilik karşıtı bu ifadeler ve pan-Arabizm takip eden yıllarda giderek daha yaygın bir hale gelecekti. İngiliz mandası altındaki ilk 10 yılda Filistin'deki Yahudilerin sayısı 2 kattan fazla artarak 175 bine ulaştı. Dünyanın dört bir yanındaki Siyonistler başarılarıyla gurur duyuyordu. Siz sevgili Siyonist yoldaşlarıma hangi yolu benimseyeceğimizi soruyorum. Karşımıza çıkan zorluklarla hangi yöntemleri kullanarak mücadele etmeliyiz? İngiltere'ye şunu söylemek istiyorum. Ben sadece bir Amerikan Yahudisi değil, aynı zamanda İngiltere'nin büyük bir hayranıyım. İngiltere'ye şunu söylemek istiyorum. Arap bir Filistin hem Büyük Britanya için hem de dünya için bir tehlikedir. Yahudi bir Filistin hem Büyük Britanya'nın hem de dünyanın yararınadır. Hanımlar ve beyler, David Lloyd George'un ifadelerini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. İngiltere eski başbakanı David Lloyd George, Chaim Weizmann'ı da yanına alarak Siyonistlerin arasındaki yerini sağlamlaştırdı. It is as your chairman has reminded you. It is nearly 16 years since he recruited me to the Zionist movement.
Palestine, barren and malarial swamps, have been converted into happy settlements. Science has been harnessed to waters which had been running wild and waste since the early days of creation. Bitki yok, hayat yok. Boş bir çöl. Burası Filistin. İngiliz haber bültenleri Filistin'i bir çöl gibi tasvir ediyordu. Gerçeklerse çok farklıydı. Bitkiler o kadar çoktu ki yürümekte zorlanıyordunuz. Boyları buraya kadar geliyordu. Sabah erken saatte tarlada yürüyüşe çıkardık. Burnumuza taze sebzelerin, salatalıkların, eriklerin tatlı kokusu gelirdi. Domatesler bu büyüklükteydi. Hayfa. Hayfa'yı çok net hatırlıyorum. Hayfa dünyaya bedeldi. Taberiye bana göre dünyanın en güzel şehriydi. İsa da Taberiye şehrinin yakınlarında yaşamıştı. Mucizelerinin çoğu burada gerçekleşmişti. Suyun üzerinde yürüdüğü yer burasıydı. İngiliz politikacılar 20. yüzyılın başında Filistin toplumu ile ilgili gerçekleri de çarpıtıyordu. Filistin nüfusunun içinde 100 binden fazla Hristiyan olmasına rağmen genellikle Muhammediler diye bahsediyorlardı. Burada yaşayanları Arap milletinin bir mensubu veya yerel halk olarak görmüyorlardı. Baktıkları zaman gördükleri tek şey dindar gruplardı. Örneğin Hristiyanlarla Müslümanların din üzerinden değil, bir millet bilinci üzerinden yeni bir kimlik bulmuş oldukları gerçeğini gözden kaçırıyorlardı. ...1933 yılında Filistin'de Yahudi göçüne karşı yapılan protestolar iyiden iyiye sıklaşmıştı. Kadınlar erkeklerle birlikte saf tutuyordu. İngiliz yetkililer bu gösterileri dağıttı ve binlerce kişiyi tutukladı. Pek çok kişi öldü veya yaralandı. ...80 yaşındaki Musa Kazım Hüseyin'i Kudüs'ün eski belediye başkanlarındandı. Yafa'daki bir gösteri esnasında İngiliz askerleri tarafından dövüldü. Aldığı yaralar ölümüne sebep oldu. İngiliz yetkililer şiddetin dozunu artırıyordu. İngiltere, Filistinlilerin ulusal taleplerini yerine getirmeye niyetli değildi. Filistinliliği ulusal bir kimlik olarak görmüyorlardı. Yahudi ajansına milli bir hareketin temsilcisiymiş gibi muamele ederken, Filistinlileri bir cemaatler topluluğu olarak görüyorlardı. Bütün bunlar sonunda İngilizlerle Filistinliler arasında çatışmalar çıkmasına yol açtı. Arşivlerde Filistinlilerin gösterilerine ait olan tek şey fotoğraflar. Kameralar Filistin'deki Yahudilerin hayatını, İngilizlerin ihtişamlı törenlerini kayıt altına almıştı. İzlemekte olduğunuz görüntüler, Davut Yıldızı Bayrağı'nın
Tel Aviv Belediye Binası'nın üzerinde dalgalandığını gösteriyor. Bu görüntülerde ise yeni göçmenlerin yeni yerleşim bölgelerini inşa edişini izliyoruz. Filistinlilerin 20. yüzyılın başlarına ait görüntülerini bulmaksa daha zor. Filistinlilerin de kendine ait bir film arşivi vardı ama filmler ya yok oldu ya da gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Filistinlilerin hayatına ait fotoğraflar bulmak için aylarca uğraştık. Geçmiş günlerden geriye kalan fotoğrafları sonunda British Library'nin mahzenlerinde bulduk. Entelektüeller, liderler ve gazeteciler de dahil Filistinlilerin çoğu, Siyonist hareketin kendilerini Filistin'den çıkarmak konusunda ne kadar kararlı olduğunun farkında değildi. 1930'larda Filistin'e göç eden Yahudilerin sayısında önemli bir artış görüldü. 1931'de 4000 olan sayı, ertesi yıl 9500'e çıkmıştı. 1933'te 30.000 kişi göç etti. 1934'te ise 42 bin. Göçmenlerin sayısı 1935'te yine bir sıçrama yaparak 62 bine ulaştı. Filistinli şair Abdurrahim Mahmud, aynı yıl yazdığı şiiri Suudi Arabistan Prensi Saud bin Abdülaziz'e sesli olarak okudu. Mescid-i Aksa'yı ziyarete mi geldiniz, yoksa yok olmadan vedalaşmak mıdır niyetiniz diye sordu. Bu toprakları zaman içerisinde kaybettik. Balfour Deklarasyonu uygulamaya kondu ve İngilizler her şeyi görmezden geldi. İsrail'in bugün bile uygulamaya devam ettiği yasalar, şiddetle bastırma yöntemlerini, keyfi tutuklamaları ve Filistinlilerin zorla sürgüne gönderilmesini içeriyordu. İzzettin el-Kassam da bu şartlar altında ortaya çıktı. Şeyh İzzettin el-Kassam, Filistin'in Kudüs'teki liderine bir mektup yazarak ayaklanma çağrısında bulundu. Aldığı cevap zamanlamanın doğru olmadığı, halkın olası bir ayaklanmaya hazırlıksız olduğu yönündeydi. Filistinliler haklarını pazarlıklarla alabileceklerine hala inandıklarını söylediler. Şeyh İzzettin el-Kassam, Siyonist ve İngiliz hedeflerine saldırmak üzere bir örgüt kurdu. 1935 yılında Cenin yakınlarında adamlarıyla birlikteyken etrafı İngiliz kuvvetleri tarafından sarıldı. Yaşanan çatışmada el-Kassam ve adamları öldürüldü. Kassam hareketi tarihçilerin fazla dikkatini çekmedi. Çünkü Şeyh Kassam faaliyetlerini gizli tutmak konusunda çok dikkatliydi. Planlarını sadece birkaç yardımcısına açıklıyordu. İzzettin el-Kassam'ın mücadeleci ruhu pek çok Filistinliyi derinden etkiledi. İngiliz emperyalizmine karşı isyan isteği Filistinliler arasında yaygınlaşmaya başladı. Filistin'in politik liderleri İngilizlerle görüşmeleri sonlandırmak konusunda baskı altındaydı. Filistinli şair İbrahim Tukan, 1935 yılında Filistin'in liderlerine hitap eden ve bolca kinaye içeren bir şiir yazdı. Yoktur şüphemiz vatanseverliğinizden yana. Davanın yükünü taşırsınız omuzlarınızda. Dönün de bakın daralan topraklarımıza. Kalkın o koltuklardan, vaktimiz varken hala. Filistinlilerin biriken öfkesi 19 Nisan 1936'da patladı. Yafa'da düzenlenen protestolarla birlikte genel boykot ilan edildi. Öfke dalgası tüm Filistin'e yayılıyordu. Bir sözcü, protestoların sebebini Filistin'in politik liderlerine şu sözlerle açıklıyordu. Arapların davası, İngiliz hükümetinin Filistin'deki politikalarına karşıdır.
Bu politika devam ederse, bu topraklarda Arapların yerini Yahudilerin alacağı kesindir. İngiliz hükümeti tüm prensipleri ihlal ederek bölgedeki tüm Arapların şiddetle karşı çıktığı Balfour Deklarasyonu'nu uygulamaya koymuştur. Yahudilerin ülke kurması için gereken politikalar uygulanırken, Yahudi olmayanların vatandaşlık haklarına bilinçli olarak sırt çevrilmiştir. Araplar, Yahudi göçü hemen ve tamamen durdurulana ve mevcut politikalarda gerekli değişiklikler yapılana kadar genel ve tam boykot kararı almıştır. 1936 boykotu, İngiliz mandasının yöneticilerini şoke etti. Bunun sonucu olarak ağır cezalara başvurdular. Direnişçilerle ilgisi olduğundan şüphe edilen herkes tutuklandı ve evleri yıkıldı. Bu toplu cezalandırmanın bir sonucu olarak sadece Yafa'da 200'den fazla ev yıkıldı. Diğer şehir ve köylerde de yıkımlar yapıldı. İngilizler, Filistinlilerin evlerinin yıkılmasının isyana son vermek için geçerli bir yöntem olduğu konusunda ısrarcıydı. İngilizlerin bu ülkede yaptıklarına dair neler hatırlıyorsunuz? Çok vahşiydiler. Yollarda kontrol noktaları oluşturdular. Herkesi durdurdular. Amcam bir gün işçileriyle birlikte oradan geçiyordu. Geçebilmesi için karakolu süpürmesi gerektiğini söylediler. İtiraz edince Raymond adında bir İngiliz subayı tarafından vahşice dövüldü. Amcam Hamza'yı Hayfa'daki hastaneye götürdük ama yaraları çok ağırdı. Hayatını kaybetti. Çok vahşiydiler. Neler yaptılar? İnsanları öldürdüler. Pek çoğunu Tulkarm yakınlarındaki Şarşur'da hapsettiler. Onları aylarca hapiste tuttular. Nur Şems bölgesindeki taş ocaklarında zorla çalıştırdılar. Ben Gurion'un Arap isyanının zirve noktasına çıktığı 1936 yılına ait günlüklerini okursanız, İngiltere temsilcisi Sir Arthur Wauchope hakemliğinde yapılan toplantıda Arap tarafının arabulucusu Musa Alami'ye meydan okuduğunu görürsünüz. Ben Gurion şöyle diyordu: "Bu topraklarda güçlüyüz ve İngilizler her dediğimize peki diyor." Sizin İngilizlerle ilişkiniz ne durumda? Söylentilere göre o dönemde Siyonist hareketin önde gelen liderlerinden olan David Ben Gurion, İngiltere Yüksek Temsilcisi Arthur Wauchope'a rahatsız edici bir teklifte bulundu. Yahudi yerleşim bölgelerinin inşasını Ürdün Nehri'nin ötesine doğru kaydırarak tüm Filistinlilerin topraklarından sürülmesini istedi. İngiltere Yüksek Temsilcisi'nin ise aynen şu kelimelerle cevap verdiği söyleniyor: "İyi fikir."